Ali Can merhaba. Merhaba abi. Trabzonspor Beraberliği 1-1 Biliyorsun ben genelde insanlar üzerinden okuyorum, semt üzerinden okuyorum Beşiktaş'ı. Maç öncesi oldukça olumlu bir hava vardı semtte. Fakat maç sonrası sokağa çıktığımda üzgün insanlar gördüm. Skora çok sevinemediler. Ki Beşiktaş 80 dakika rakibi 10 kişi olmasına rağmen maçı kazanacak skoru bulamadı. Neler söylüyorsun e, Trabzon maç hakkında? Fırsat kaçtı diye yorumlamak lazım. Çünkü Trabzon deplasmanı aslına baktığın zaman en zor 3 e, deplasmandan birisi ligdeki. Oradan galibiyetle dönmek, avantajı cebine koymak anlamına geliyor ama diğer taraftan baktığında da oynanın oyun, domine etmesi, ligin daha başında Beşiktaş'ın bu kadar topa sahip olup bir şeyler yapmaya çalışması, çabalaması önemli oldu. Öbür taraftan baktığında bir de elindeki alternatifleri de değerlendirmeye çalıştı hoca. Yani neresinden bakarsan bak ona yaklaştı. Avrupası, Süper Kupası, Ligi, Beşiktaş'ın oynadığı maçları baktığın zaman hep başrolde takım. Hep başrolü rakibinden alıyor. Karşısındakini birazcık yan rollere itiyor. Hep oynayan Beşiktaş olmaya çalışıyor. Büyük takım gibi oynamaya çalışıyor ki Taraftarında görmek istediği buydu. Bazen skor gelmiyor. %82 ikinci yarıda topa sahip olmuş. Şenol Güneş takımına karşı bunu yapmak çok kolay değil. Tamam topa sahip oldu. Ne yaptı? Pozisyona da girdi. Uğurcan çok ekstra oynadı. Hı hı. İşte hakem tartışmaları falan var. O konulara girmek gereksiz bence Beşiktaş hakem kararlarına rağmen e, galibi rahat oluyor. O nedenle insanlar birazcık kaçan fırsata üzüldüler diye düşünüyorum. Kaçan iki puana. Taraftar demişken e, transfer sürecinde e, yaşanan endişeler taraftarı haklı çıkardı mı sence? Taraftarın bir sol bek beklentisi vardı alternatifin azlığından yakınıyorlardı. Biraz daha kadro alternatiflerinin çoğalmasını istiyorlardı. Kanatlarda özellikle Raşit Say'a bir alternatif olsa, Semih'e bir alternatif olsa, Masuak'ı katlanırsa, kart cezalı sonuçta ne yaparız diye düşünüyorlardı. Aslında birazcık bunun test edildiği de bir maç oldu. Uçuşu sağda denedi hoca. Verim sağlayamadı görünüşe göre. Ama öbür taraftan baktığında da Masuaku gerçekten ocağa kadar götürecek gibi görünüyor. Kart cezalısı olmazsa iyi bir performans sergiliyor. Benim Trabzon maçına yönelik düşüncem birazcık El Musati oyundan çıkınca sanki Beşiktaş birazcık o hakimiyetini yitirdi diye düşünüyorum. O dönen topları almakta zorlandı ve birazcık Trabzonspor'un kaos oyununa izin verdi diye düşünüyorum. Diğer taraftan baktığında da transfer dönecek olursak Beşiktaş'ta aslında transfer de bitmiş değil. Transfer Hı. dönemi bitmiş olabilir ama Getson'la sözleşmeyi yenilemek için görüşmeleri başladığını biliyoruz. Beşiktaş'ın ya yani bu sezon gerçekten kariyer sezonuna yakın bir performans sergiliyor Getson. Bence böyle devam ederse Beşiktaş dışarıya bir transfer yapmaktansa dışarıya para harcamaktansa Getson'un %50'sini Benfica'dan alıp oraya bir yatırım da yapabilir. Böylece bir sonraki Getson transferi için karlı bir anlaşma da yapabilir. Diğer taraftan Semih'in de sözleşmesini yenilemek için ona yakışır bir sözleşme ona yakışır bir kontrat vermek için de yönetimin çalıştığını duyduk. Bence Semih'e de hak ettiğini vermek gerekiyor. Yaşı kaç olursa olsun sahada ne yaş oynuyor, ne başka bir şey oynuyor. Yetenekler, gücü, çabası, mücadelesi Semih de yeni sözleşme hak ediyor geç son gibi. Semih'ten bahsetmişken Ali Can bir milli ara vardı ve Semih de Mustafa Erhan Hekimoğlu da milli takıma çağrıldılar. Fakat çok seslerini duyamadık her ikisinin de. Neler var o tarafta? Benim bir iddiam var bu konuda. Bilmiyorum, umarım yanılırım ama bir ay sonra tekrar bir milli ara daha olacak. Olur da Semih de Mustafa Aran Hakimoğlu da seçilirse A milli takıma. Ben yine çok oynayacaklarını düşünmüyorum. Çünkü yani benim duyduğum ve hissettiğim kadarıyla da o tavır devam ediyor teknik tarafında. Federasyon değişmiş olabilir. Oradaki sportif direktör Hamit Altıntop ayrılmış olabilir ama gördüğüm ve duyduğum kadarıyla o anlayış devam ediyor. Montella e her ne kadar Beşiktaş'ın tesislerine gelse de orada zaman geçirse de fotoğraflar verilse de Hekimoğlu'nun idmanla doğru dürüst göremedik. Bir de Amin takıma seçildi ama yani orada çocuğu hiç fotoğrafını göremedik. İdmanda ne yaptığını bilmiyoruz. Sonra U21 takımda tekrar gördük. Keşke bu çocukların zamanla kıymetli bu çocuklar yani eğer oynamayacaksa kendi takımında idman yeseydi kendi hocasıyla öğrenecekleri çok şey var. Evet de deneyim de kıymetli ama bu deneyimler pek tatlı deneyimler olmuyor çocuklar zor duruma düşüyor. Montella'nın ülkesinde çok kıymetli, çok yetenekli oyuncular olabilir genç yaşta. Bizde İtalya kadar çok yetenekli oyuncu çıkmıyor. O yüzden bizim yeteneklerimizi korumamız gerekiyor. Montella'dan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Türk futbol severler olarak. Alican Beşiktaş Trabzonspor karşısında pozisyon üretmekte biraz zorluk çekti gibi geliyor bana. Rafa Silva'ya ne diyorsun? Rafa Silva çok kıymetli oyuncu, çok yaratıcı futbolcu. Aslında birazcık da kendi tartışmalarımızın da içine çekiyoruz Türk futbolunda. Örneğin Osimen'in maskesi İtalya'da adam bunu uzun süredir kullanıyor. Serie A'da hiçbir sorun yaşamadan, tartışma bile akıllarına gelmeden birçok maça çıkıyor. Şampiyonlar Liginde maça çıkıyor. Türkiye'de nedense maskesi sorun oluyor. Aynı zihniyet aslına bakarsan Rafa Silva için de geçerli. Rafa Silva yerden kalkamıyor. Maç başına minimum 4 faal yapılıyormuş ki 4 maça çıktı. 2 tane çok ciddi kariyer bitirici Hı -hı. faale maruz kaldı. Çıkıp bunu savunduğunuz zaman da buna da eleştiri geliyor. Yani Türk futbolu birazcık bu kendi bataklığını... Yıldız futbolcuları da çekmeyi ne yazık ki başarıyor. Bence bizim Şampiyonlar Ligi'nde tekrar var olabilmemiz için Rafa Silva gibi, Osimen gibi, Ceko gibi, Tadic gibi, Icardi gibi, Immobile gibi oyuncuları birazcık da pozitif halimizi korumamız lazım. Çünkü anlaşılan o ki sağ içindeki meslektaşları onları hoşgörü davranmaktan uzak davranıyorlar. Ali Can, son soru. Beşiktaş sırasıyla Arda Turan'ın, Farioli'ni ve Burak Yılmaz'ın takımlarına karşı oynayacak. Bu üçlemede nasıl sonuçlar bekliyorsun? Yoğun maç programı başladı Beşiktaş'ın da. Ciddi bir test ortamına giriyor takım. Farioli'ye karşı şansımızın hep tuttuğunu sen... Dört maçta, evet. başta, e başta Beşiktaş'ın mağlubiyeti yok. Ama bu kez de en güçlü kadrosuyla çıkacak belki de. En donanımlı ve yetenek açısından en tavanı yüksek takımla çıkacak. Türkiye için de çok önemli. Bizim ülke puanına çok ihtiyacımız var. Tekrar Şampiyonlar Ligi'ne takım göndermek için. Ben Eyüp'le olan maçı da çok heyecanla bekliyorum. Çünkü Arda'nın nasıl bir teknik direktörlük performans göstereceğini merak ediyorum. Benim kendi kişisel tahminim. Çünkü Kayseri maçını düşünecek olursak orada bir transfer sorunu da yaşadı Kayseri Spor. Yani 7, 7 puan al, alırsa başarı diye yorumlarım toplamda. Alican ağzına sağlık. Çok teşekkürler abi.